Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Doğal sayılar konumuzdan yine quiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. İsterseniz videoyu durdurup yine her zamanki gibi kendi cevaplarınızı yaptıktan sonra benimkilerle karşılaştırabilirsiniz. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız. Nasıl yazıyorduk? bölük bölük yazıyorduk. İlk önce binler bölüğünü yazıyoruz. Mesela şurada ne var? 563 bin yazacağız tabii ki. İlk önce 563 yazıyoruz. 563 bin. Şunu unutmuyoruz her zamanki gibi. Şimdi birler bölüğü 967. 60. 7. Kontrol ediyorum. 563.967. Şimdi diğerini yazıyoruz. Binler bölüğünde ne var? 805 var. O zaman şöyle yazıyoruz. 805 bin 302 302 İkinci soruya geldik. Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız diyor. 558.606 Şimdi 3 e, nokta binler bölüğü için yapıyorum. 3 noktada birler bölüğü için yapıyorum. 558.000 558.000 558'i koydum. E, 606 606 606 Şimdi diğerini yapıyoruz. 203042. Yine binler bölüğü için 3 nokta ve birler bölüğü için 3 nokta. 203000. Yani burada 203 var. 42. Bakın 42'yi sağa doğru yazdım. Aradaki yüzler bölüğün, yüzler basamağında söylemediği için oraya sıfırı muhakkak koyuyorum. 203042 oldu. Diğeri 3003 Binler bölüğü için bir nokta koymam yeterli. Birler bölüğü için 3 nokta koyuyorum. Çünkü sadece 1000 var. 3000. Yani 3000'i koydum. Baştaki 100 binler ve 10 binler basamaklarına herhangi bir şey koymam gerekmiyor. Yani başta başdaki basamaklara 0 koymasam da oluyor. Onların değeri yok zaten. Ortada olduğunda 0'ı koyacağız. 3003 dedik. 003 olması lazım. Şöyle oradaki basamaklara e, basamakları sıfırları koymam lazım. Devam edelim. Üçüncü soru. 602.325 doğal sayısında binler ve birler bölüğünün farkı kaçtır? Binler bölüğünde 602 var. Onu yazalım. Birler bölüğünde 325 var. Ve çıkaralım. Farkı dediğine göre sığdırmaya çalışıyorum. 2'den 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Yok. Diğer komşuya gittik. Buradan aldık, buraya verdik. Burası oldu 10. Şuraya yukarıya yazayım. Şimdi buradan buraya verdik. Burası oldu 12. Komşuda kaldı 9. Burada ise 5 kaldı. Şunları şöyle çizelim. Evet 12 olmuştu burası. 12'den 5 çıktı 7. 9'dan 2 çıktı 7. 5'ten 3 çıktı 2. Bu şekilde çıkarma işlemini de yapmış olduk. Henüz bu çıkarma işlemini belki e, görmemiş olabilirsiniz. Üçüncü sınıftaki konularınıza dayanarak ben biraz daha yaptım. E, görmediyseniz eğer bu soruyu geçebilirsiniz. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki doğal sayıları çözümleyiniz diyor. İlk önce yazarak çözümleyeceğim. Sonra e, rakamlarla çözümleyeceğim. Ne yapıyoruz? 4 tane 100 binlik var. 4 100 binlik artı bunu yazmama gerek yok. 0 tane 10 binlik var. Onun için yazmıyorum. 7 tane binlik artı 3 tane yüzlük artı onluklar yok. 0 tane. O zaman onu da yazmıyorum. 9 tane birlik var ve çözümlemeyi yaptım. Diğerini çözümleyelim. Bu kez sayılarla çözümleyeceğim. Bir tane 100 binlik yani 100 bin. 100 bin artı 10 binlik yok. 4 tane binlik var yani 4 bin. Artı 5 tane yüzlük 500. Yüz. Artı 7 onluk 70. Artı 6 birlik 6. Bu şekilde çözümledim. E ee, öğretmeniniz sizden hangi çözümlemeyi isterse o şekilde yapabilirsiniz. Serbest bırakırsa istediğiniz çözümlemeyi uygulayabilirsiniz. 5. soru bölükleri verilen doğal sayıları yazınız diyor. Binler bölüğü 45'miş. Şimdi onu yazalım. Birler bölüğü 15. Yani 0-15 yapmamız lazım. Buradaki 0'ı unutmuyoruz sevgili öğrenciler. Ne oldu? 45015 oldu. Birler bölüğü 2, binler bölüğü 5. Binler bölüğünü koydum. Birler bölüğü nasıl olacak? 2'yi buraya koyacağım. Yüzlük ve onluk basamaklara sıfırları koyacağım. Ve ne olacak? 5002 olacak sayımız. Ee, özellikle şunu söylüyorum. Eğer yazılı da olduğunuz zaman bu aradaki sıfırları unutmayın. Sevgili öğrenciler. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki doğal sayıyı en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlayınız diyor. En yakın onluğa yuvarlarken son basamağa bakıyoruz. Birler basamağına 3 var. 3 gerideki onluğa döner. Tekrar hatırlatıyorum. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Birler basamağında 1, 2, 3 ve 4 varsa geriye, 5, 6, 7, 8 ve 9 varsa ilerideki onluğa yuvarlanır. Şimdi bu 3 geriye dönecek. Geride zaten kimi görüyoruz? 5'i görüyoruz. Yani 50 var. O zaman şöyle yazacağız. Diğerleri aynı olarak yazıyoruz. 894.650 bu şekilde yuvarlandı. Şimdi en yakın yüzlüğe nasıl yuvarlayacağız? Son iki rakama bakacağız. Son iki rakamımız 50 ve 50'den daha büyükse ileriye, 50'den küçükse geriye döner. Burada 53 var. 50'den büyük. O zaman ilerideki yüzdeye gidecek. İleride kim var peki? Ona da buradan bakıyorum. Bakın burada 600 var. 600'den sonra 700 geldiği için sayımız 894.700'e yuvarlanması gerekiyor. Ve bu şekilde tamamladım. Geldim 7. soruya. Aşağıda çözümlemesi verilen doğal sayıyı yazınız diyor. Bakalım. 4 tane 10 binlik varmış. Binler basamağında 10 binlik var. Binlik yok. Bakın. O zaman buraya ne yapıyorum? 0 koyacağım. Geldim birler bölüğüne. Yüzlük, onluk ve birliklerden oluşuyor. Yüzlük 7 tane var. Onluk yazmamışlar. O zaman ne yapıyorum? Kendim 0 ekliyorum. 5 tane de birlik yazıyorum. Ve bakın ne oldu? 40.705. Bazen öğrenciler şunu şu hatayı yapıyorlar. Şimdi burada gördüğü rakamları koyuyor. Bakın şöyle yapıyor. 4 tane 10.000'lik diyor. 7 tane 100'lük diyor. 5 tane de 1'lik diyor. Ve sayıyı bu şekilde oluşturuyor. Ve tabii ki yanlış oluyor. Kesinlikle sevgili öğrenciler. Değerlendirme çalışmalarında yazılarda şu aradaki basamaklarda size söylenmeyen basamakları. Mesela burada binler söylenmemiş. Binlikler onluklar söylenmemiş. Siz bu aradaki yerlere muhakkak sıfır koymayı unutmayın. Yoksa yanlış yaparsınız. Sekizinci soru. Aşağıda verilen doğal sayıları büyükten küçüğe sıralayınız diyor. Şimdi sıralama yaparken ilk önce kaç basamaklı ona bakıyoruz. En sondan başlayalım. Bakın burası 4 basamaklı. Burası 6 basamaklı. Bu 6 basamaklı. Ve şurası 5 basamaklı. Şimdi büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. En büyük kimdir? 6 basamaklılar. Peki altı basamaklar iki tane. Hangisi daha büyük? O zaman hemen karşılaştıralım. Binler bölüğüne baktım. 478 bin, 497 bin. 497, 478'den büyüktür. Ya da şöyle karşılaştırabilirsiniz. 4, 4, 9, 7. Ha, 9 büyük. O zaman şu sayımız büyük. 497 bin, 765 büyüktür. Bunu çizdim. İkinci bu olacak. O da altı basamaklı çünkü. 478.675 bu da gitti. Şimdi sırada kim var? 5 basamaklı. Çünkü 4 basamaklı en küçük. O zaman 5 basamaklıyı yazalım. 47.987 Evet en küçük olarak sonuncu sayımız 4.872 Bu şekilde sıraya koymuş oldum. Geldik 9. soruya. Bu kez küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Şu ibarelere de dikkat edin sevgili öğrenciler. Bazen küçükten büyüğe yazıyor ama öğrenci hata yapıyor, acele ediyor. Büyükten küçüğe sıralıyor ve yanlış oluyor. Neyse, gevezelik yapmayalım. İlk önce basamaklara bakalım. Şurası 5 basamaklı. Bu da 5 basamaklı. Bu da 5 basamaklı. Sonuncu sayımız 6 basamaklı. Şimdi en küçük kimdir? Tabii ki 6 basamaklı en büyüktür. 5 basamaklardan birisi en küçük. Ama hangisi? Ne yapıyoruz? Karşılaştırıyoruz. 32 bin, 32 bin, 32 bin. Binler bölü aynı. Şimdi birler bölüğünü. 6, 643 ya da şöyle bakalım. 6, 9 ve 7 var. 9 diğerlerinden büyük olduğu için şu ortadaki sayımız e, büyük oluyor. Biz tabii ne yapıyorduk? Küçüğü arıyorduk. Hangisi en küçük? 6 en küçük. 32.643 onu yazıyoruz. Az kalsın ben de hata yapıyorum hep alıştık büyükten küçüğe doğru sıralamaya. Evet, en küçüğü koydum. Şimdi kimde sıra? 7'de. Çünkü 9 daha büyük. O zaman 7 olanı koyacağım. Yani 32.745 sırada diğeri var. 32.956 ve en büyük en sona gelecek. 323.208. Bu şekilde sıraya koydum. 11. sorumuz örüntüler. Boş bırakılan yerleri doldurunuz diyor. Şimdi bakalım. 2 çoğalmış. Burada ya toplama ya çarpma yapılacak. Sonra azalmış, çıkarma. Daha sonra tekrar çoğalmış. 2'den 6'ya 4 tane. 2 4 daha 6 4 çoğalmış. Sonra 1 azalmış. Sonra tekrar 4 çoğalmamış. Çok bayağı bir yükselmiş. Yani burada bir toplama yok. Çünkü toplama olsaydı eşit şekilde toplanırdı. Yani çarpmaya bakalım o zaman. Çarpma olabilir. 2'den 6'ya doğru şöyle çarpmayla hangi sayıyı çarpmamız gerekiyor? 2 kere 3, 6. Ha, o zaman burası 3 ile çarpılmış. Sonra 1 eksi olmuş. 1 çıkarılmış. Sonra 5'i 3 ile çarpalım tekrar. Bakın 5 kere 3, 15. Ha, doğru gidiyor. Örüntüyü buluyoruz. 1 azaldı. 14. 3 ile çarptık. 42. Şimdi 1 azalması gerekiyor. O zaman buraya ne yapacağız? 41'i koyacağız. Sonra 3 ile çarpılacak. Şimdi 1 azaldı. 3 ile çarpalım. 41'i 3 ile çarpabiliriz kenarda. 3 kere 1 3. 3 kere 4 12. Ne oldu? 123 oldu. 3 ile çarptık. Şimdi ne oldu? Bir tane de azaltmamız gerekiyor. Son sayımızı yapacağız. O zaman buraya 122 yazarız ve örüntüyü bitiririz. Diğerine bakalım. 78'den 81'e bir çoğalma var. Sonra yine çoğalma, yine çoğalma, yine çoğalma. Burada toplama veya çarpma olabilir. Çarpma olsaydı katlanırdı sayılar. O zaman toplama var. 78'den 81'e 3 tane toplama yapılmış. Sonra 4 tane toplama. Sonra 5. Ne oluyor? Toplanırken de artıyor sayılar. Sonra 6 çoğalmış. Şimdi 3, 4, 5, 6 çoğaldı. Şimdi 7 çoğalacak. 96, 7 daha 103 yapıyor. Şöyle 7 yazalım. Şimdi 8 çoğaltacağız. 111 ediyor. Şimdi 9 çoğaltıyorum. 120 ediyor. Ve bu şekilde örüntüyü bitiriyorum. Son sorumuz. 9, 2, 5 ve 6 rakamlarını birer kez kullanarak 4 basamaklı yapacağız. Ve en küçük tek sayı en büyük çift sayı. Şimdi en küçük yapacağız. O zaman küçük olan rakamları ben önde kullanacağım. Ve tek sayı yapacağız. Ha, o zaman bir sayının tek olması için en sondaki rakamın tek olması lazım. Kimdir tek sayılar? 9 tek ve 5 tek. Diğerleri çift sayılar. Şimdi ben 9'u mu buraya göndereyim, 5'i mi göndereyim? Büyük olanı arkaya gönderiyorum. Çünkü küçük olan rakamlar önde lazım. Ben en küçük sayı yapacağım ya. O zaman en büyük 9'u ve arkaya gönderdim ve şu anda sayı artık tek oldu. Şimdi küçükleri önden başlayarak sıraya koyuyorum. 2 en küçük, 5 ve 6. Bakın en küçük sayıyı yaptım ve tek yaptım. Şimdi diğerini yapalım. Bu kez en büyük ve çift yapacağız. Çift sayılar kim var? 2 ve 6 var. Ben en büyük yapacağım için en büyükleri önde kullanacağım. Küçük olan 2'yi arkaya gönderiyorum. Ve bu şekilde sayımın çift olmasını sağladım. Şimdi büyükleri önden başlayarak sıraya koyuyorum. 9, 6 ve 5. Ne oldu? 9652 oldu. Evet sevgili öğrenciler bu son sorumuzdu. Her zamanki gibi sizlere iyi çalışmalar derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.